24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Müslüman coğrafya açısından çok anlamlı bir geceyi idrak ediyoruz. Kadir geceniz mübarek olsun. Bugün bütün dualarımız barış için, huzur için, esenlik için, çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın geleceğinin mutluluğu için Yüce Rabbimize yalvarmakla geçecek. İnşallah kabul olur Rabbimiz tarafından da. Gerçekten çok anlamlı bir geceyi idrak ediyoruz. Dilerseniz kısa bir özet vereyim bu bölümden. Kadir Gecesi idrak ediliyor. Sultanahmet'te, Ayasofya'da özel bir program var. Arkadaşımız Umut Erol orada birazdan bağlanacağım ve kendisinden detayları alacağım. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü adı altında yürütmekte olduğu yürüyüşe çok sert tepki geldi. Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, gidin de geri gelmeyin dedi. Bu tartışmaları Ankara stüdyomda konuğum olacak Ankara temsilcimiz Melik Yiğiter'le biraz tenine boyuna ele alacağız. Manisa'daki zehirlenmenin takipçisiyiz. Çok ciddi haberler var. Bu arada FETÖ elebaşı Gülen'in son dönemdeki videolarında defalarca zehir kelimelerini kullandığı tespit edildi. Ve bu nedenle alarm biraz daha genişledi. Bütün bu detayları vereceğim. Efendim, Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Ve Türk ekonomisinden örnekler vererek kredi derecelendirme kuruluşlarını sert bir şekilde eleştirdi. Rotayı da gösterdi. Birazdan o önemli konuşmayı aktaracağım. Minibüste bir genç kıza kıyafetini bahane ederek saldırmıştı. Sosyal medyada büyük tepki topladı doğal olarak. Ama bu işi yapan saldırganın meğersem bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zaten saldırıya uğrayan kızımızın babası da bu olayın bir provokasyon olduğunu açıkladı. Dilerseniz haberlere geçin. Yüce Rabbimizin bize Hazreti Peygamber eliyle indirdiği Kur'an-ı Kerim'imizde açıkça bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Birçok etkinlik var, camiler dolup taşıyor ve özellikle Ayasofya'da bir etkinlikte dikkat çekiyor. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir? Nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ramazan ayının en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi, Kur'an'da Kadir Suresi'nin işte bu ayetleriyle tanımlanıyor. Mübarek gece için Allah kullarına sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek bir rahmet yağmurunu müjdeliyor. Surenin son iki ayeti de buna işaret ediyor. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Diyanet de Kadir Gecesi için Ayasofya'da özel bir programa imza atıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in de katılacağı programla Kadir Gecesi idrak edilecek. Ayasofya'dan Kur'an tilaveti, dualar ve tekbir sesleri yükselecek. Sevgili seyirciler, bir uzmanı değilim ama tabii ki bilgilerimi paylaşıyorum. Yüce dinimiz
kul hakkını merkeze yerleştirmiş bir vicdan dinidir. Bu vicdan dini olması nedeniyle biz ayakta kalıyoruz. Ve etrafımızdaki bütün o çemberlerde insanlara milyonlarca ton bomba yağdırılırken bir tek biz Türkiye olarak 3,5 milyon Müslümanı mezhebini veya etnik kimliğini hiç dikkate almadan halifenin topraklarında ağırlıyoruz. Bu gecenin anlamını Batı dünyasına taşıyacak bir haber var sırada. Çünkü vicdan Allah'ın bize lütfettiği en yüksek duygu. Bunun için din tabii ki önemli ama o duygu bir defa kalbinize yerleşmişse en anlamlı noktalarda kendini gösteriyor. İngiltere'de yüreklere dokunan bir görüntü. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ırkçılar saldırdı Müslümanlara karşı, teravih sonrasında insanlar yaralandı, öldü. Yaşlı bir İngiliz kadın, Hristiyan ve onun ortaya koyduğu vicdan tablosu. Yaşlı, yürüyemeyen bir İngiliz kadın birkaç gün önce Müslümanların terör saldırısına maruz kaldığı camiyi ziyarete gitti. Galler'den bir İngiliz'in saldırısında bir kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Yaşananlar için çok üzgün. İmamı ziyaret etmek istediğini söyledi. They are not Christian. In fact, God forgive me, in your holy mouth, they are animals, they are pigs. Teröristlere karşı söyledikleri tam bir insanlık dersiydi ve çok samimiydi. They say they are Muslims. They're not Muslims, man. They're not Christians. They're nothing. Muslim, English, in the Quran and in the Bible, it says love your brother like you would love yourself. Yeah? Would you do that to your brother? İmamı gördüğünde ise ağlamaklı bir sesle defalarca özür diledi. My friend, I am so so sorry. I am so sorry for this. I am. It's literally ripped my heart out. I've come all the way from Milford just to see you and to say I am so 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 sorry. İmamın sözleri de en az ziyaretçisi kadar sağduyuluydu. You don't have to apologize because he doesn't represent you. This criminal doesn't represent you and he doesn't represent Britain. They're a fringe group of criminals and extremists. Likewise, ISIS, they're a fringe group of extremists and they don't represent Muslims and these people don't represent the great people of Britain. My friend, I am so, so sorry. I am so sorry for this. I am. It's literally ripped my heart out. I've come all the way from Milford. İsterseniz anlamlı bir yere daha gidelim. İsrail ablukası altındaki Gazze şeridine. Orada da insanlık suçu işleniyor. Din bahane, insanlık suçu işleniyor. Ramazan'da yardım yağdırdık. Türk Kızılay'ına teşekkür ediyoruz. Türk Kızılay'ı Gazze'ye gıda yardımı ulaştırdı. İhtiyaç sahibi 15 bin ailenin yüzünü güldürdü. Dağıtımı Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık yaptı. Ailelerle bizzat ilgilendi. İhtiyaçlarına kulak verdi. Kınık, Filistin Kızılay'ıyla işbirliği yaptıklarını açıkladı. Bir de müjde verdi. Gazze ve Filistin bizim için, Türk Kızılay'ı için çok önemli. Bu sene bu bölgeye, Gazze'nin en büyük insani lojistik deposunu inşa edeceğiz inşallah. Bir yıl içerisinde, önümüzdeki yıl bu zamanlar inşallah biz de buraya geldiğimizde açılış törenini yapmak istiyoruz. Türk Kızılay'ı ayrıca ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımda da bulundu. Bu bölgedeki Şucaiye bölgesindeki evleri yıkılmış olan insanlara kira destekleri sağlıyoruz. Kudüs Hastanesi'nin ekipmanlarına, tıbbi ekipmanlarına destek veriyoruz. Ve özellikle de Filistin Kızılay'ı aracılığıyla ve sivil savunma anlamında afet, ilk yardım eğitimlerinin organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Bundan önce olduğu gibi Filistin halkına ve Gazze'ye desteklerimiz bundan sonra da devam edecek. Türk heyetine Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu da eşlik etti. Türkiye'den giden bağışlar titizlikle doğru ellere ulaştırıldı.
İsrail Gazze'yi yaklaşık 11 yıldır kesintisiz şekilde abluka altında tutuyor. Bugünkü siyaset haberlerinin birinci sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli provokatif yürüyüş başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP'li muhaliflere sert sözlerle yüklendi. Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, gidin de geri gelmeyin dedi. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin geri gelmeyin. Sözlerin sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. MHP Genel Başkanı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokatif yürüyüşünü eleştirdi, hem de yaptıkları olağanüstü kongre iptal edilen muhaliflere yüklendi. Ne kadar MHP hasmı, milliyetçi, ülkücü, hazımsızı varsa paralel panayırda kendilerine ön sıralardan rezervasyon yaptırmışlardı. Yürüyün, yürümesine de aman düşmeyin. Yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin. Yürüyüşe yeni katılımcılar mümkündür an meselesidir. Adaletsizlikten yakınan yeni yüzler var ya, Mao gibi yürüyüşe geçebileceklerdir. Nasıl olsa hisseli hayırcılar kumpanyası faaliyettedir. Hisse sahipleri yürüye yürüye nereye kadar gidecek? Sabırla beklemek gerekecektir. MHP Genel Başkanı Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü kongre ve alınan kararlar yok hükmündedir kararını eleştiren MHP'li muhaliflere yüklendi. Bahçeli'nin hedefinde adaletin ruhuna El Fatiha diyen Meral Akşener vardı. Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hakim olunca adalet mülkün temelidir, olmayınca da adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlük değil mi? Mahkemelerden lehte karar çıkınca yaşasın, aksi yönde bir sonuç alınırsa kahrolsun. Bu artık kof ve ucuz söylemlerin alıcısı yoktur. Bahçeli başını Meral Akşener'in çektiği muhaliflerin çabalarının boşa çıkacağını kaydetti. O isimlere ne ahlakı ne adaleti ağzınıza almayın dedi. Yorgun argın geldikleri gibi gittiler. MHP şühedanın yadigarı, Türk milletinin hizmetkarı, ecdadın varisi, Türk tarihinin asli mirasçısıdır. Boyun eğmeyecek, işgal edilemeyecektir. FETÖ'cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar ne adaleti ne ahlakı ağızlarına almasınlar, komik kaçıyorlar. MHP Genel Başkanı'nın gündeminde Manisa'da zehirlenen Mehmetçik de vardı. Bahçeli şüphesini açıkladı. Vatan nöbeti tutan askerimiz yediği ekmekten, içtiği su ve çorbadan emin değilse, kendini güvende hissetmiyorsa Türkiye var olur mu? Askerlerimizin zehirlenmesi adli ve idari bir vakadan öte aynı zamanda bir insanlık sorunu, aynı zamanda milli güvenlik onurudur. Dikkat ve titizlikle takip ediyorum. Doğu ve Güneydoğu'ya giden askerlerimizin temel eğitimlerini aldıkları yerlerde adeta zehir vardır. Efendim biraz daha bu açıklamaların üzerine gidelim. 24 Ankara temsilcisi Melik Yiğiten şu anda hazır. İyi akşamlar Melik Yiğiten. İyi akşamlar. Merhabalar Ardan Zentürk. Teşekkür ederim. Şimdi Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yüklendiği cümleler Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın cümlelerine göre daha sert. Çok sert bir tepki gösterdi. Hatta Pensilvanya'ya kadar yolum var dedi. Bu Ankara kulislerinde nasıl yorumlandı? Açıklama olduktan hemen sonra inanın kulisler dalgalandı. Çünkü hakikaten sizin de dediğiniz gibi çok sert. Evet. Ve çok da açık bir şekilde Bahçeli işte tam olarak ne diyor? Sorunuz yetiyorsa Pensilvanya'ya kadar gidin ama sakın ha geri dönmeyin geri diyor. Geri dönmeyin diyor. Şimdi evet. Burada baktığımız... Evet evet geri dönmeyin diyor. CHP 3 açıdan kızıyor. Hem o satır başlarına baktık hem de ne demek istediğini biraz da işi bilen kuliste MHP'li yakın kaynaklarla konuştuk. 3 şeye kızıyor evet. Bahçeli ve tepki gösteriyor CHP açısından. Nedir bunlar? Diyor ki CHP MHP'den ayrılanlarla yani Meral Akşener ve diğer isimlerle bir işbirliği yapıp FETÖ ile birlikte partimize kumpas kuruyor. O da şu satırda var zaten. FETÖ'cülerle hukuku katledenler, partimize kumpas kuranlar,
nefret kusanlar hepsi aynı kümede toplandı. Bunun farkındayız diyor. Çok güzel. İki, CHP'nin bu İstanbul'a dönük başlattığı yürüyüşün FETÖ ile bağlantılı ve FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya dönük olduğunu düşünüyor Bahçeli. Evet. O da solunuz yetiyorsa Pensilvanya'ya kadar gidin ama sakın ha geri gelmeyin cümlesinde var bu. Üçüncüsü de bu yürüyüşle bir kaos ihtimali olduğunu söylüyor Bahçeli. Bir kaosun hala tetiklenme ihtimali olduğunu söylüyor. Ve İstanbul'a yürüyüş bitene kadar da bu ihtimalin özellikle altını çiziyor. Ne diyor? Sokaktan medet umup kaosa umut dağıtanları görüyoruz. Bunun farkındayız diyor. CHP'ye 3 açıdan kızıyor. Diğer taraftan MHP'de ayrılanlar da gayrimilli bir çizgide olduğunu ve partisine kumpas kurduğunu ifade ediyor. Öyle görünüyor ki Bahçeli dozunu daha da sertleştirecek. Yani CHP yönelik dozu daha da sertleştirecek. Çünkü bu yürüyüşün çok tehlikeli, provokasyona açık olduğunu düşünüyor Bahçeli. Çok haklı, çünkü hakikaten bir yürüyüş bu. Gerçi devlet bütün güvenlik önlemlerini alıyor. Şu ana kadar Allah'a çok şükür herhangi bir tatsızlıkta yaşanmadı. Yaşanmamasını da diliyoruz. Ama gerçekten zorlayıcı bir yürüyüşten bahsediyoruz. Açıklamadaki Pensilvanya vurgusu iki yönden biraz önce senin dediğin gibi dikkat çekici. Yani bu Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'un siyasi ayağı olduğuna da inancını mı güçlendiriyor sence? Elbette onu zaten başından beri söylüyor ve hala bir şekilde FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlar, bunu bir siyaset zemininde hala kodlamaya çalışanların varlığını sürdürdüğünü ve daha açık halini söyleyelim, CHP'yi kuşattığını düşünüyor Bahçeli. Evet. Yani daha önce yaptığı açıklamalarda da bu yürüyüşün ve CHP'nin 16 Nisan'da çıkan bu hayır bloğunu özellikle canlı tutmaya çalışmasının bir kendi projesi olmadığını söylüyor Bahçeli. O yüzden de FETÖ'nün siyasi ayağının yer değiştirdiğini, bir şekilde canlı kaldığını ve farklı kodlarla önümüze çıktığını söylüyor ve bu yürüyüş onunla ilişkilidir diyor Bahçeli. Yani esasında milliyetçi bir lider, adı üstünde zaten Milliyetçi Hareket Partisi, anti-emperyalist çizgide çok sağlam duruyor. Bu durumda Atatürk'ün partisi sanki Türkiye'nin milliyetçi güçleri tarafından emperyalist bağlantılı veya emperyalist işbirlikçisi gibi değerlendirilmeye başlandı. Doğru mudur? Yani eleştirilerin odaklandığı yer tam da sizin söylediğiniz. Evet. Ya mesela çok bağımsız yönden eleştiri getirenler de diyor ki 134 sandalyesi olan bir ana muhalefet partisi meclis zemininde, siyaset zemininde, hukuk zemininde bu itirazlarını gösterebilirken, bunları söyleyebilirken meclis dışı marjinal bir parti gibi davranması çok anlaşılır değil ve bu siyaset üretme aracı değildir diyor. Bunu Sayın Başbakan da Yunanistan dönüşü bize söyledi. Yani bu siyaset üretme merkezi değildir. Bu başka bir şeyi devşirme planıdır ve endişe ve eleştiri burada odaklanıyor diyor. O yüzden de CHP tam da sizin söylediğiniz bir eleştiriyle karşı karşıya. Bunu sadece Bahçeli değil, başka isimler de dillendiriyor. Parti içindeki muhalefete ise teşhisi tamam galiba. Bu muhalefetin FETÖ örgütü tarafından planlandığını, 15 Temmuz öncesinde büyük bir saldırıyla karşılaştığına inanıyor. Doğru mudur? Aynen öyle ve bu açıklamada da diyor ki en son biliyorsunuz mahkeme kararıyla bu tüzük kurultayının yürütmesinin durdurulmasının yerinde olduğu söylendi. Evet. Ve dolayısıyla MHP içinde bir arayış şansı ortadan kalktı muhaliflerin. Evet. Şimdi önlerinde bir tane seçenek var, ayrı bir parti kurmak. O da Meral Akşener en son yaptığı konuşmada öyle görünüyor ki başka bir parti kuracağız. %90 ihtimal ve taban %90 bunu istiyor dedi. Böyle bir arayış içine girecekler. Bahçeli de diyor ki yani siz her şeyi denediniz.
bir sürü odakla işbirliği yaptınız. Parti ele geçirmeye çalıştınız ama parti aslında okyanus ötesinden kumanda edilecekti. Ben bunu yerle bir ettim ama sizin arayışınız, çünkü başka yerde şimdi devam ediyor. Hak hukuk diyorsunuz ama derdiniz başka diyor. Hatta orada bir ifade var. Doğrudan Meral Akşener'e adresi teslim. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne hukuk, adalet diyerek destek verenlerin de amacını biliyoruz diyor. Orada da biliyorsun Meral Akşener Kemal Bey'in yürüyüşü yerindedir ve destekliyoruz demişti. Evet. Yani hepiniz aynı yerdesiniz. Nefret kusan tüm hepiniz aynı kümende toplandınız. Ben sizi görüyorum diyor Bahçeli. Evet. Manisa'daki zehirlenmeyle ilgili de kaygıları var anladığım kadarıyla. Aynı kaygıları, sen başbakanla beraber Yunanistan'daydın. Sonra senin haberlerinden de aldık. Başbakan da taşıyor. Anladığım kadarıyla bir yoğunluk var bu Manisa olayına. Bir yoğunluk, bir şüphe, bir soru işareti var. Ve aslında hem Devlet Bey'in hem de Sayın Başbakan'ın hem Yunanistan'a giderken hem de dönerken yaptığımız sohbette duruma dair tespitlerini haklı çıkaracak emareler var. Mesela akşam saatlerinde 6 subay gözaltına alındı. Evet, biraz daha Manisa, vereceğim o haberi. Er Eğitim Tugay'ında. Şimdi bu bile aslında bütün olan biteni çok normal işlemediğini gösteriyor. Yemek firmasında olanlar gözaltında var. Evet. Fakat Sayın Başbakan'ın Ardan Bey ısrarla altını çizdiği şey şu. Ben sorumluluk makamında olan biriyim. Yani yürütmenin başıyım. Dolayısıyla bir provokasyon ihtimali, sabotaj ihtimali tümden yok diyemem. Şu aşamada var da diyemem. Bu adli tıp raporları ve inceleme bitsin. Açıklayacağız. Fakat soru işareti, şüphe olması, üst üste gelmesi, bunlar elbette normal değil, anormal bir tablo. Devlet Bey de ısrarla altını çizdiği bir cümle var. O çok önemli. Diyor ki Doğu ve Güneydoğu'ya giden askerlerin temel eğitim aldığı yerdir burası ve bu bir milli güvenlik sorunudur. Yani Devlet Bey de 4 kere üst üste bunun olmasının normal olmadığını söylüyor. O yüzden de şu ana kadar olan bitenler de olan biteni bize normal olmadığını gösteriyor. Bu anlamda da çok yoğun bir çalışma var. Yani mesela kışlalarda gıda ve yemek alımı konusunda biliyorsunuz kamu ihalenin dışına çıkıldı artık. Milli Savunma Bakanlığı bir hazırlık yapıyor. Bundan sonra hani normal kurumlardaki gibi alım olmayacak. Teklifle ve denetlenerek ve bunu da Milli Savunma Bakanlığı yürütecek. Evet. Ki elbette ki yani provokasyonu açık olmasın. Sonuçta böyle dışarıdan gelen gıda ve yemeklerin şu anda kontrolü sadece Tugay'a girdiğinde oluyor ve ne kadar edildi de tartışmalı. Demek ki çok da iyi yapılamıyor ki bütün bunlar oluyor. Bundan sonra sıkı bir denetim, kamu ihale yapısı değişiyor. Peki. Ama bu olayın takipçisi olunacak. Yani çok net, hükümet bunun peşini bırakmıyor. Dört bir koldan bunun incelemesi yapılıyor. Muhtemelen bir iki güne bunun sonucu ortaya çıkacak. İnşallah. Bunu söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum Melik Yiğiter. Ankara biraz daha ısındı bu açıklamalarla. Yarın tekrar göreceğiz bakalım gelişmeleri. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun. Efendim, yargı merkezli bir başka siyasi tartışmaya da bakalım. CHP yargıya müdahale belgesi diye bir suç duyurusu metnini açıkladı. AK Parti'den itiraz gecikmedi. Sizin iktidarınız tepeden tırnağa gayrimeşru. Açık ve demokratik bir seçimle kazanılan iktidarı, milletin tercihini gayrimeşru ilan eden o seçimin ikinci partisinin sözcüsü. Bu agresifliğin nedeni ise yargı kararını beğenmeme sonrası başlatılan yürüyüş etkinliğine azalan ilgi. Yasa dışı bir güç üzerinde oturacaksınız, yasal direniş gösterenleri korkutmaya çalışacaksınız. Yorgunluk, aşırı aktivite ve ilgisiz kalma korkusunun yan etkilerinden biri ana muhalefeti de buldu. CHP'de gerçekleri olduğundan farklı görme arızası baş gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, suç duyurusu metnini yargıya talimat belgesi olarak açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gizli ibareli yazıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir talimat göndermedi mi? Konu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya da soruldu. Yargıya talimat verme iddialarının asılsızlığından bahsetti. Hayretle karşıladım. Yani anayasanın 138. maddesiyle bu belgeyi telif etmek bir hukuk fakültesi eğitimini almış kişiye yakışmaz. Başında ne diyor? Suç duyurusu diyor.
suç duyurusu, suç duyurusunu yapmak görevi değil mi? Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları sonrası hukuk eğitimi alıp almadığından şüphe ettiğini söyledi. Sayın Tezcan'ın hukuk fakültesi mezunu olduğunu, avukatlık yaptığını da biliyordum. Ya acaba bilgim yanlış mı diye albümü açtım, bir kez daha bilgimi gözden geçirdim, hukuk fakültesi mezunuymuş. Efendim 15 Temmuz'dan sonra Türk toplumunun %99.9'u, o binde biri hiçbir şeyle ilgilenmiyor olabilir. %99.9'u 15 Temmuz'un dış güçlerin asimetrik savaş aracı olan FETÖ tarafından yapıldığına inanıyor ve biliyor. Ama Batılılar, özellikle yargının arkasına sığınan komşular, Almanyalar, Amerikalar, acaba öyle mi diye hala sormaya devam ediyorlar. Buyurun. Bayrok'ta FETÖ mensupları arasında mesajlar ortaya çıktı. Hepsi belge. Bir sabah hepsini toplayacaklar diyorlar. Alınacakların listeleri hazırlanıyor. Daha da detayı var. 2000 kişi falandan bahsediliyor böyle. Yani sadece Bayrok'taki o belgeler bile her şeyi ortaya koyuyor. 474 koliden çıkan Bayrok yazışmaları gerçeği ortaya koydu. FETÖ mensuplarının darbe mesajları 17.169 mesaj içinden taranarak tek tek bulundu. FETÖ mensuplarının hain darbe girişimi öncesi ihanet planları mesajlara yansıdı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kamikaze hakimler kararının gerekçesine yer alan raporda dikkat çeken ifadeler bulundu. Bayrok sistemini nasıl yüklendiğini, şimdiye kadar yayınlanan iddianamelerdeki bilgileri ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ bağlantıları mesaj çözümlemelerinde çıktı. Raporda Emniyet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda çözüm yapılan 17.169.045 Bayrok mesajından örnekler verildi. Halen soruşturmalar devam ettiği için açık isim verilmeyen Bayrok mesajlarında FETÖ mensuplarının darbe girişimi planları bulundu. Yargıtay raporunda iddianamelere konu Bayrok kullanıcı sayısı ve sohbet odaları hakkında da bilgi paylaşıldı. FETÖ mensuplarının gizli haberleşme sistemi Bayrok'ta bölge bayan, etütçüler, okulcular, 8 abiler, mesuller, izdivaç gibi gruplarda bir araya geldikleri belirlendi. Taranan 17.169 mesaj içinde 15 Temmuz darbe girişiminin sık sık dile getirildiği tespitine yer verildi. FETÖ mensuplarının aslında bir sabahlık işleri var hepsinin. Bir günde toplar geçersin. Mısır'daki kadar bile olmaz. Bir haftada değişir her şey. Toplanacakların listesi hazırlanıyor gibi darbe mesajlarını paylaştıkları dikkatlerden kaçmadı. FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi Bayrok'taki bu mesajların tamamının darbe soruşturmalarında deli niteliğinde dosyalarda yer alacağının altı çizildi. İnanın bu darbeden sonra tutuklananlar için kaygı belirten Avrupa'daki NATO müttefiklerimiz, darbe başarıya ulaşıp binlerce insan tutuklansaydı çıtlarını çıkarmayacaklardı. Bunu adım gibi emin söylüyorum. Geçelim. Manisa'daki olayı takip ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var, Başbakan'ın açıklamaları var. Fakat ortaya çıkan bir gerçek de var. FETÖ elebaşı son videolarında defalarca zehir, zehirleme, zehirlenme kelimelerini kullanarak adeta birilerine mesaj vermiş. Manisa'da askerlerin zehirlenmesinin üzerindeki sis perdesi henüz aralanamadı. Ancak terör örgütü ihtimali de göz ardı edilmiyor. Zehir zemberek gibi kinas işliyor. Evet. Siz koyacağınız yere koyun. Soruşturma sürerken akıllara terörist Gülen'in son dönemde paylaştığı zehirleme mesajları geldi. Bilmiyorum. Onun bu zehirlerden sıyrılması için şimdiye kadar eczacılar, farmakologlar öyle bir panzehir ürettiklerini tahmin etmiyorum. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki sistemler yetersiz kaldı. Bir askerin şehit olduğu zehirlenme olayını İstanbul Adli Tıp Kurumu inceleyecek.
FETÖ elebaşı Gülen teröristlerine yolladığı mesajlarda zehirlerinin pan zehri olmadığını açık açık söylüyor. Ölen mezara, geride kalan da yoğun bakıma. Akşam gazetesinin haberinde FETÖ'nün teröristlerine zaman zaman gizli mesajlar verdiğinin altı çizildi. Ayrıca Balyoz Kumpası mağduru eski Deniz Harp Okulu komutanı emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiklerine dikkat çekti. Ertürk sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında kaos yaratmak için gıda zehirlenmesi yapmak eski taktikleri, itibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanın birliklerine karşı ifadelerini kullandı. Bu terörist böyle konuşabilir ve yandaşlarına bu mesajları yollayabilir ama Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devletin bunu koruyup kollayıp bu şekilde konuşturmasını anlamak mümkün değil. Manisa'ya bakalım. 731 askerimiz zehirlendi bu konuşmalardan sonra. Adliyeye sevk edilenlerden 9'u tutuklama talebiyle sevk edildi. Genel müdür de gözaltına alındı o yemek şirketinin. Aralarında yemek şirketinin Manisa Doğu Kışla ve Batı Kışla'daki çalışanlarının da bulunduğu 5'i kadın 25 kişi adliyeye götürülmüştü. Adliyedeki 25 kişiden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken yemek şirketinin genel müdürü de gözaltına alındı. Satın alma müdürü hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan askerlerden 17'si taburcu edildi. Böylelikle zehirlenme şikayetiyle hastaneye getirilen tüm askerlerimizin tedavileri de tamamlanmış oldu. Bu arada olayın yaşandığı Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 6 rütbeli asker gözaltına alındı. Subay ve astsubay rütbesindeki askerlerin Manisa 1. Piyade Tugay Komutanlığı'nda gıda denetleme bölümünde görevli oldukları da belirtildi. Kastamonu'da da 8 askerimiz zehirlenmişti ama onlarınki yemekten değil, yedikleri bir kekten kaynaklandı. Efendim, Ergenekon ve Balyoz davaları biliyorsunuz FETÖ teşkilatının Türk adliyesine bıraktığı kara delikler ve kara bir anı. FETÖ'cü hakim, savcı ve polislerin sahte delillerle tezgahladığı kumpas soruşturmalarıyla torba haline getirdikleri bir süreçti. 10 yıl sonra ilk kez Çağlayan'da tekrar görülen davada, Ergenekon davasında önemli kararlar alındı. Jandarma İhbar'da bulunmak. Buyurun efendim. Kapısında el bombası ve C4 patlayıcılar var. Siz bunları gördünüz mü efendim? Gördüm. FETÖ'nün kumpas iddianamelerinden oluşan Ergenekon davası Silbaş'tan, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'un da aralarında olduğu 19 sanıklı dosyayla Danıştay saldırısı Ergenekon'dan ayrıldı. ...12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombasının bulunmasıyla başlayan Ergenekon soruşturması 5 Ağustos 2013 tarihinde sona ermiş ancak karar bozulmuştu. Yargıtay'ın bozma kararından sonra Ergenekon davasında duruşma günüydü. 274 sanığın yargılanmasına uzun bir aradan sonra yeniden başlandı ama bu kez adres Silivri Cezaevi değil, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ydı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık ve avukatların talepleri alındı. Taleplerin ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı İlker Başbuğ'un yargılanmasının durdurulmasını istedi ve yargılama için de başbakanlıktan izin alınmasını talep etti. Talepler alındı, gözler mahkeme heyetinin vereceği kararlara çevrildi ve öğleden sonra heyet kararını açıkladı. Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'la eski komutanlar Dursun Çiçek, Hasan Issız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanıklı kumpas dosyasının ayrılmasına hükmedildi. Yani internet andıcı ve irtica ile mücadele eylem planı olarak bilinen iddianameler Ergenekon davasından ayrıldı. Mahkeme heyetinin ayrılmasına karar verdiği bir başka dosyada Danıştay saldırısıydı. Hükümlü Alparslan Arslan da silah temin eden 4 kişi hakkındaki dosyada Ergenekon davasından ayrıldı.
sanık ve avukatların taleplerine ilişkin karar sonraki celselere kaldı ve duruşma 7 Eylül tarihine ertelendi. 15 Temmuz'a adım adım ilerliyoruz. Tabii yurt çapında genel bir demokrasi şölenine çevireceğiz bu işi. Hem şehitlerimizi anacağız, gazilerimizi unutmayacağız, onları ziyaretler yapacağız. Hem de demokrasimizi nasıl savunduğumuzu unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu konuda en anlamlı törenlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Gazi Meclis'te 15 Temmuz gecesi uçakların bombaladığı saat tam gece yarısı 2.37'de özel bir genel kurul toplantısı var. ...15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en büyük ihanetini yaşadı. Milyonlar sokaklara döküldü. Tek yürek, tek bilek, toplara, tüfeklere, tanklara, uçaklara göğsünü siper etti. FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişiminde demokrasi için 250 vatan evladı şehit düştü. Sokaklara dökülen demokrasi kahramanlarından binlercesi yaralandı. İhanet şebekesinin kanlı girişiminin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. 15 Temmuz ihanetinin izleri hafızalarda hala ilk günkü tazeliğini korurken o kara gecenin yıl dönümünde demokrasi şehitleri ve gazileri için Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak törenlerin hazırlıkları da başladı. 15 Temmuz'da şehitlerin verildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Polis Özel Harekat Dairesi gibi noktalarda törenler yapılacak. Tören düzenlenecek en önemli noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. 15 Temmuz'da bombaların hedefi mecliste de gece töreni düzenlenecek. Meclisin darbecilerin kullandığı savaş uçaklarıyla vurulduğu saatte 02.37'de Meclis Genel Kurulu özel oturumda toplanacak. Ağırlıklı İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek törenlere tüm vatandaşların katılımı sağlanacak. Ankara ve İstanbul'da inşa edilen anıtların açılışı yapılacak. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazileri de törende hazır bulunacak. Demokrasi bekçileri tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sokaklara çıkacak, anmalara katılacak. Gece boyunca camilerden sela okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Temmuz'da sabah namazını külliyede bulunan Beştepe Millet Camii'nde vatandaşlarla birlikte kılması da planlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası yeni hizmet binası açılışı ve meclis toplantısında konuştu. Başbakanın ekonomiye dair önemli mesajları vardı. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarına sert eleştirileri de. Sanayileşmek milli bir davadır. Sanayileşmek, sanayicilik yapmak bir sevda işidir. Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Sanayi Odası'nda sanayicilere seslendi. Küresel ekonomik krizin atlatıldığını söyledi. Dünya 2008 sonundan beri krizde. Ama bu sene iyi haberler geliyor. Artık dünyada da büyüme başlıyor, artmaya başlıyor. Bu ne demektir? Küresel kriz yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Dünya tekrar büyüme yoluna girmiş oluyor. Başbakan Türkiye'nin büyüme trendine değindi. Dünyada üçüncüyüz dedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi. Dünya ile ilgili, başka ülkelerle ilgili tahminleri yaparken sonucu beklemeden yapıyorlar. Bizimkiler de bizim Türkiye'ye sıra gelince, Türkiye büyümeyi gerçekleştirdikten sonra tahminlerini revize ediyorlar. Böyle bir farkımız var. Burada da bir kadre uğradığımız doğrudur. 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra çok aceleci davrandılar. Ve Türkiye'ye ardı ardına bir darbede
bu değerlendirme kuruluşları maalesef vurdu. Bankacılık sektörüne seslendi Başbakan, faizleri düşürün dedi. Her şey güzel de bankalar niye faizleri bu kadar yüksek tutuyor? %14'ten parayı toplayacaksın. Sanayiciye, iş adamına kaçtan kurlandıracaksın? %18, 19, 20 insaflıysan 25'e kadar gidiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu daha önce bir vesileyle söyledim. Bu hareketten önce son çağrıdır. Tren kalkıyor, hareketten önce son çağrıyı yapıyorum. Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz. Elimizde araçlarımız var. O araçları kullanmaktan çekinmeyiz. Ama istiyoruz ki bu tatlılıkla olsun. Ve kıdem tazminatı. Yıldırım bu soruna adil bir çözüm bulacağız diye konuştu. Burada prensibimiz çok açık. Bu işin tarafları bir araya geliyor, getirip uzlaşma sağlayıncaya kadar gayret etmemiz lazım. Maksat üzüm yemek. Bunun için de anlaşacağız, anlatacağız. Biz hakemlik görevimizi yapacağız ve bu işi çalışanların hakkını, hukukunu halel getirmeden, onlara zarar vermeden, işverenin de sürdürülemez bir yük almasının önüne geçecek adil bir çözüm bulacağız. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesindeki en büyük ticari ortağı tabii ki Japonya. Çin bir de onun arkasından geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilişkileri ekonomik anlamda canlandırma maksatlı bir Tokyo ziyaretinde. Çavuşoğlu, hiçbirimiz bilmiyorduk esasında. Ziyareti sırasında uzun yıllar önce öğrendi, Japoncayı da kullanma fırsatı buldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya'ya gitti, yıllar önce öğrendiği Japoncasını konuşturdu. Çavuşoğlu'nun ziyaret ettiği yerlerden biri Tokyo Camii ve Yunus Emre Enstitüsü'ydü. Ülkedeki Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle buluştu. Dünden bu yana bayağı kelime geldi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu ilk kez örgü yapan Japon kadınların çalışmasını da istedi. Çavuşoğlu 14 yıl sonra Türkiye'den de Japonya'ya resmi ziyaret yapan ilk Dışişleri Bakanı oldu. MÜSİAD üyeleri ve Japon iş dünyası temsilcileriyle de buluştu. Ardından mevkidaşı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ana gündem maddesiydi. Çavuşoğlu, terör örgütleri FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda da ortaklığı geliştireceklerini söyledi. Bu örgütlerin Japonya'daki mevcudiyeti ile ilgili de düşüncelerimizi bugün paylaşma fırsatı buldum. Çavuşoğlu ve Kishida akşam yemeğinde ise Suriye ve Kuzey Kore gibi bölgesel konuları görüştü. Önemli bir haber daha. Devlet elindeki konutları dar gelirli vatandaşlara düşük fiyatla kiraya verecek. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan satılık konut projesinden sonra yeni bir proje daha hayata geçirilecek. O proje ise dar gelirli vatandaşlara devletin elindeki ya da portföyündeki konutların düşük fiyatla kiraya verilmesi. Dar gelirli vatandaşların daha kolay ev kiralama yapabilmesi için hükümet çalışma başlattı. Kalkınma Bakanlığı, TOKİ ve İller Bankası ve özel sektörle birlikte düşük fiyatlı kiralık konut projesini masaya yatırdı. Bu türdeki konutlar normal kiralık fiyatın dörtte biri hatta beşte biri fiyatına dar gelirli vatandaşlara kiraya verilecek.
özel sektör tarafından üretilen ve lüks sitelerde belli oranda ayrılacak konutların da projeye dahil edilmesi gündemde. Ve son haber, minibüste genç bir kıza kıyafetini bahane ederek saldıran o şahısla ilgili. Bu görüntüler kamuoyunun gündeminde. Sol çenemde böyle aniden bir şiddet, bir acı kafamı cama çarptı. Kök dişim kırıldı arkadaki. Ne yapıyorsun sen diye bağırıp kolundan kavradım. Yaşadıklarını böyle anlatan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'ı darbeden ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Ercan Kızıltaş'ın hüküm giydiği başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Ambulans çıkarken... Bu durum minibüsteki görüntülerin yayınlanmasının ardından savcının yeni bir gözaltı kararı vermesiyle anlaşıldı. Saldırgan Ercan Kızıltaş'ın dosyasında uyuşturucu kullanmak, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlar bulunuyor. Darp edilen genç kızın emekli öğretmeni olan babası Eyüp Sağlam da konuştu. Saldırganın profiline dikkat çekerek provokasyon vurgusu yaptı. Bunlar toplumun değerlerine de zarar veriyorlar. Topluma da zarar veriyorlar. Yani bir nevi provokasyon onların yaptığı. Yani neye hizmet ettiklerini anlamış değilim yani. Provokasyon yani seni ilgilendirmez. Kaldı ki giyim kuşam konusunda Cumhurbaşkanımız gerçekten özgür ortamı sağlamıştır. Ben buna inanıyorum. İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun, ister mini etekli olsun, ister pantolonlu olsun. Toplumda görüyoruz. Sinemada da, plajda da, sokakta da, iş yerinde de. Kısa bir aramız var. Saat başında birlikteyiz. ...21 Haziran 2017... Çarşamba gününün son saatine girdik. Saatlerimiz tam 23. Yoğun bir gündemle devam ediyor moderatör gece. Kısa başlıkları hemen aktarmak istiyorum. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle külliyede iftar açtı. Konuşmasında PKK ve FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele ağırlıktaydı. Ama bir cümlesi çok önemliydi. Eli silahlı terörist neyse uyuşturucu kaçakçısı da odur. Millet olarak uyuşturucu sorununu kangren olmadan çözmek zorundayız dedi. Bu önemli konuşmayı birazdan aktaracağım. Bölücü terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine baskın düzenledik. Bu kez Yüksekova merkezli 12 ilde yapılan Kartal Pençesi operasyonuyla saldırı hazırlığı yapan 28 PKK'lı yakalandı. Alman Federal Meclisi bizim pek umurumuzda olmayan o oylamayı yaptı ve Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi yönündeki kararı onayladı. Suriye'de son günlerde çok ciddi gelişme yaşanıyor. Vekalet savaşı neredeyse bir Amerikan-Rus gerginliğine dönüşmüş vaziyette. Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin havası da karası da artık herkese dar gelmeye başladı diyerek alarm zilini çaldı. Ve yaşantımızı etkileyecek önemli bir gelişme. Biliyorsunuz dün de vermiştik meteoroloji. Çok yoğun bir sıcak dalgası var küreyi saran. Avrupa da kendini gösterdi, Türkiye'ye geliyor. Batı Avrupa'da sıcaklıklar ani olarak 36 dereceye çıktı. Hazırlıklı olun. Dilerseniz haberlere geçin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın benim burada izleyenlerimin gayet yakından bildiği biçimde aylardır dile getirdiğim bir konuyu en yetkili ağız olarak Türk kamuoyunun gündemine bir kez daha taşımış olmasından dolayı hayli mutluyum. Ne diyordum?
terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele birbirinden ayrılmaz iki bütündür. Çünkü bunlar birbirini destekler. Nitekim külliyede buluştu sivil toplum kuruluş temsilcileriyle Cumhurbaşkanı. Yaptığı konuşmada FETÖ ve PKK ile yürütülen mücadele ağırlıktaydı ama dikkat çeken, öne çıkan konuşması eli silahlı terörist neyse uyuşturucu kaçakçısı da odur şeklinde oldu. Sivil toplum devletin karşıtı değil, bilakis tamamlayıcısıdır. Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun sivil toplumun desteği, yardımı, işbirliği olmadan hedeflerini gerçekleştiremez. Biliyorsunuz ülkemiz 10 yıllardır terör, cehalet, madde bağımlılığı gibi özellikle gençlerimizi hedef alan tehditlerle mücadele ediyor. 7'den 70'e milletimizin bütün fertlerini olumsuz etkileyen bu sıkıntıları çözüme kavuşturmak için devlet olarak bugüne kadar birçok adım attık. Kardeşlerim, bizim nazarımızda silahlı terör neyse uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır. Ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor. Kaldırım köşelerinde veya sokak ortasına kendinden geçmiş bir şekilde oralarda kendini bırakmış gençler sadece devlete değil hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor. Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim milletçe bu yarayı daha fazla büyümeden, kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, okul, üniversite, medya ve sivil toplum olarak el birliği içinde, dayanışma içinde meseleye eğilmemizden geçiyor. 80 milyon olarak biz büyük bir aileyiz. Bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasında da bir aile gibi hareket etmeliyiz. Bu ülkenin gençlerini ne Kandil'deki ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz. Onlar bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. Gençlerimizin eline silah vererek, bedenine uyuşturucu zerk ederek, zihinlerini ifade ederek geleceğimize kast edenlere göz yummayacağız. Bunun yolu milli ve manevi değerlerimizde teçhiz edilmiş, kendini bilen, özgüven sahibi bir gençlik yetiştirmekten geçiyor. Bize sokak köşelerinde, dağ başlarında hayatlarını söndüren değil, ömrünü bu ülke ve bu millet için vakfeden gençler lazım. Bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Terör örgütlerine de uyuşturucuya da kaptırdığımız her gencimizde devletle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Çok önemli bir konuşma. Devletin meseleye bakış açısını net olarak ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne diyorum her akşam ama her akşam söylüyorum. Uyuşturucu Türk gençliğine yönelik bir kimyasal silah saldırısıdır. Bunu böyle göreceğiz ve gençlerimizi korumak için elimizden gelen ne varsa medya olarak biz ve uzmanlar bu mücadelede en sert şekilde ve kararlı şekilde varlığımızı göstereceğiz. Başbakan Binali Yıldırım Gebze'de vatandaşlarla iftar yaptı. Onun da gündeminde terör vardı. Yıldırım, terörü Türkiye'nin gündemi olmaktan çıkaracağız dedi. Hiç kimse içeride dışarıda hiçbir şer odağı Türkiye'yi çıktığı bu medeniyet yolculuğundan
asla geri çeviremez. Buna gücü yetmez. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, ülkemizin istikrarını hedef alan hainlere geçit yok. İhanet tezgahlarıyla, terör senaryolarıyla bu ülkenin önünü kimse kesemeyecek. Ne FETÖ'cüler, ne BETÖ'cüler, ne de bölücüler. Terör bütün insanlığın başının belasıdır. Dünyada artık terörden emniyet altına kendini almış hiçbir ülke yoktur. Onun için terörde ama demeden, fakat demeden, çifte standart yapmadan, ikiyüzlülük yapmadan birlikte mücadele şart. Terörle ilgili tutumumuz açık ve net. Terörün dini olmaz. Terörün mezhebi olmaz. Terörün tek amacı var: insanların huzurunu bozmak, kardeşliğini bozmak ve onlara destekleyen üst akıla hizmet etmek. İnşallah ülkemizde milletimizin birliğiyle, kardeşliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz ve Türkiye'nin gündeminden bu terör belasını çıkarmak için her şeyi, her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. İster sınırlarımız içinde olsun, ister sınırlarımız dışında olsun, bunlar neredeyse ısrarla takip edip sonuç alıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bu açıklamalarından sonra terörle mücadelenin detaylarına da bakalım. Önce bir şehit acımız. Hainlerin kardeş saldırısında şehit düşen piyade yüzbaşı Murat Üçöz Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Hakkari Çukurca şehidi yüzbaşı Murat Üçöz son yolculuğuna uğurlandı. Bu kez acı haber Hakkari Çukurca'dandı. Yüzbaşı Murat Üçöz geçici görevle Kayseri'den Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na gelmişti. Üçöz PKK'lı teröristlerin Hakkari Çukurca Karayolu'nda Oğulköy yakınlarındaki roket atarlı saldırısında şehit düştü. Şehit Yüzbaşı Üçöz için öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, askeri yetkililer, şehit Üçöz'ün ailesi ve yakınları katıldı. Şehit için dualar edildi, helallik istendi. 33 yaşındaki şehit yüzbaşı Murat Üçöz, Cebeci askeri şehitliğine defnedildi. Bu arada bölücü terör örgütü PKK'nın uyuyan hücreleri yok edildi. Yüksekova merkezli 12 ilde yapılan Kartal Pençesi operasyonuyla saldırı hazırlığı yapan 28 terörist yakalandı. PKK'ya kartal pençesiyle darbe vuruldu, örgütün uyuyan hücreleri tek tek çökertildi. Yüksekova polisi Hendek operasyonundan kaçan PKK'lıların peşine düştü. Aylarca teknik ve fiziki takip yapıldı. Örgütün uyuyan hücreleri bir bir tespit edildi.
Teröristlerin kanlı eylem hazırlığında olduğu öğrenilince takip sonlandırıldı, operasyonun düğmesine basıldı. Son günlerin en kapsamlı operasyonlarından biriydi. Kartal Pençesi adı verildi. Yüksekova merkezliydi ama İstanbul, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere 12 ilde yapıldı. Hücre evleri şafak vakti basıldı, adresler didik didik arandı. Eylem hazırlığında olan 28 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda silah, mermi, örgütsel doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İncelenen Kalaşnikov'un hendek operasyonlarında kullanıldığı ortaya çıktı. Kartal Pençesi ile bölücü terör örgütü PKK büyük yara aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri uyuşturucu ticaretiyle örgüte finansal destek sağlayan Sami Çillo kod adlı örgüt üyesiydi. Emniyette sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Evet, Kalaşnikov'la uyuşturucu aynı yerden çıkıyor. Efendim, güvenlik güçlerine teslim olan teröristler de yer göstermeye başladı. Özellikle bugüne kadar ulaşamadığımız mağara ve sığınaklar imha ediliyor. PKK'lı hainlerin inleri işte böyle imha edildi. Siirt'te Herekol Dağı'ndaki operasyon 9 gündür devam ediyor. Siirt ve Şırnak'ta görev yapan jandarma komandolar ve korucular Herekol Dağı'nı karış karış arıyor. İlk bakışta sığınağa benziyor. Mevziye fintermi girişi olan bölgenin içerisinde sol tarafa döndüğümüzde aşağıya doğru iki kat daha inen bir mağara. Muhtemelen 2013 sığınması bu bölgede geçirildi. Sığınaklarda kıstırılan hainler bir bir teslim oluyor. Herekol'da yuvarlanmış PKK'lıların inlerini gösteriyorlar. Son olarak terör örgütünün kullandığı 3 büyük mağara bulundu. Yaklaşık 18 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Sadece yaşam malzemesi değil, çok sayıda uzun namlulu silahlar, el bombaları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri de imha edildi. Her akşam olduğu gibi terörden, terörle mücadeleden narko teröre, yani uyuşturucuyla mücadeleye geçiyoruz. İlk durağımız Diyarbakır. PKK'nın ana para kaynağı olan bu alanda büyük bir darbe vuruldu. 1,5 tonu toprağa gömülü 4 ton 710 kilo esrar ele geçirildi. İş makineleri kazdı, toprağın altından terör örgütüne ait bidon bidon uyuşturucu çıktı. Güvenlik güçleri Diyarbakır'da Hazro'yla Kocaköy arasındaki bölgeyi taradı. 5 sığınakta 450 kilo amonyum nitrat ve bomba yapımında kullanılan çok sayıda piknik tüpüyle silah ve mühimmat ele geçirildi. Yola tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı da imha edildi. Hedefte PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu da vardı. 4 ton 710 kilo esrar ele geçirildi. Tarlalardaki 70.728 kök Hint keneviri de yakıldı. Biliyorsunuz Suriye'de Afrin bölgesi terör örgütü PYD'nin işgali altında. Ve o bölgede artan güvenlik risklerine karşı komşusu Tiris'e yoğun bir tank sevkiyatı dikkat çekti. Son günlerde Afrin ve Tel Rifat'ta terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin sivillere yönelik saldırıları arttı. Uzun süredir güvenlik önlemleri alınan sınır hattında hareketlilik yaşandı. Afrin'e komşu olan Kilis'e batı illerinden tank sevkiyatı yapıldı. Tankların bulunduğu çekiciler ile malzemelerin bulunduğu askeri kamyonlar sınırdaki 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü. Tankların sınır hattında konuşlandıkları izleniyor. We'll be right back.
Almanlar sürekli söyleniyorlardı. Biz de onlara sürekli ne yaparsanız yapın diyorduk. Onlar da belli bir rotada bir karar aldılar. Çok da önemli değil esasında bizim için. Alman Federal Meclisi beklenen oylamayı yaptı. Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesini onayladı. İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesine resmen karar verildi. Bugün Alman Federal Meclisi bu konuyu görüştü. Yapılan oylama sonucunda askerlerin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar çıktı. Tüm parti grupları askerlerin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e taşınması yönünde görüş birliğindeydi. Alman hükümetinin koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den yapılan açıklamada Alman askerlerinin İncirlik'ten sonra taşınacağı Ürdün'de Muvaffak Salti Hava Üssü'nün mükemmel bir tercih olduğu da ifade edildi. Almanlara iyi yolculuklar diliyoruz ve tabii Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaşamakta olduğu kritik gerginliğe bakacağız. Çünkü Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'nin havası da karası da artık çok dar geliyor dedi. Önce Amerika Birleşik Devletleri rejime ait bir uçağı düşürdü, ardından İran yapımı bir insansız hava aracı aynı akıbete uğradı. Rusya, Amerika ile Suriye'deki hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı. Fırat'ın batısındaki Amerikan uçaklarının hedef olacağını açıkladı. Tüm bu gelişmelere Rusya Savunma Bakanı'ndan önemli ve net bir yorum geldi. Suriye'nin havası da karası da dar gelmeye başladı dedi. Самолеты мы, как вы знаете, по линии Министерства обороны запросили разъяснений подробных. Ожидаем, что это будет сделано. Lavrov'un mesajını açmak için Suriye coğrafyasına yakından bakmakta fayda var. Rakka operasyonu sürerken asıl mücadele ülkenin güneydoğusuna kaydı. Irak sınırı yakınlarındaki El Tanf kenti en kritik nokta. Geçtiğimiz hafta bu bölgede İran'a bağlı milisler Irak sınırına ulaşmıştı. Irak'tan da sınıra dayanan İran güdümlü Haçlı Şabi ile birleşmişlerdi. Yani Tahran, karadan Şam'a koridor kurmuştu. Tam da bu bölgede aynı anda iki mücadele yürüyor. Biri terör örgütü DEAŞ'a karşı, Amerika Birleşik Devletleri ve desteklediği muhalifler sahada. Zaman zaman rejim güçleri de bölgede DEAŞ'a operasyon yapıyor. İkinci mücadeleye gelince bir yanda Rusya destekli Esed rejimi ve İran, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri ve desteklediği muhalifler var. Asıl sorun da burada çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a ait insansız hava aracını burada düşürmüştü. Çünkü desteklediği gruplara tehdit oluşturmuştu. Rakka yakınlarında olduğu gibi rejime ait yeni bir savaş uçağı düşürmesi de muhtemel. Bölgedeki hassas mücadele bu potansiyeli barındırıyor. Rusya ile NATO arasında Baltık Denizi üzerinde de çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Bir NATO uçağı Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulundu. Rus medyasının aktardığına göre Savunma Bakanı Kaliningrad'a gidiyordu. Burası Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı. Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait bir F-16 Shoigu'nun uçağına yaklaşmak istedi. Bakanın uçağına refakat eden Rus jeti araya girerek F-16'ya önleme yaptı. Aynı olay geçen yılda yaşanmış, bölgede dün de benzer bir gerilim vardı. Bu kez silahlı bir Rus jeti gözlem uçuşu yapan Amerikan uçağına 1,5 metreye kadar yaklaştı. Baltık Denizi NATO'nun en aktif olduğu bölgelerden biri. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra ittifakın bölgedeki faaliyeti artmış durumda. Biliyorsunuz dünyaca ünlü yönetmen Oliver Stone Vladimir Putin'le yaptığı söyleşiyi güzel bir belgesel haline getirdi. Çok sayıda manşet çıktı o belgeselden ama bu belgeseldeki bir görüntü tartışmaya yol açtı. Çünkü Putin'in Rusya'nın Suriye'de DEAŞ'ı vurması diye izlettiği görüntüler hakkında ciddi bir kaynak sorunu var.
Bu görüntüler Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone'un Putin'le yaptığı mülakatlardan hazırlanan belgeselden. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oliver Stone'a bir görüntü izletiyor. Görüntüde Rusya ordusu Suriye'de teröristlere hava saldırısı düzenliyor. Ama işin aslı böyle olmayabilir. İddia o ki videodaki operasyon Rusya'ya ait değil. ABD'nin 2009'da Apache helikopterle Afganistan'da gerçekleştirdiği hava saldırısından. Rus basınındaki iddialara göre orijinali de bu görüntü. Altında Amerikalı pilotun İngilizce konuşması var ve silah sesleri duyuluyor. Putin'in izlettiği video ise Rusça sesli. Görüntüde bir Rus pilot konuşuyor fakat silah sesleri duyulmuyor. Görüntüler birebir aynı. Bu da akıllara Putin yanlış mı yönlendirildi sorusunu getirdi. Kremlin ise iddiaları yalanlıyor. Bahsi geçen görüntünün Suriye'de çekildiğini ve Rusya'nın hava operasyonuna ait olduğunu söylüyor. Irak, Suriye, Afganistan, Yemen bu veya Libya. Bu ülkelerde denenmeyen modern silah kalmadı. Bütün helikopterlerin görüntüleri de aynı zaten. Ama işin bir de insani yönü var. Suriye'de. İlk olarak 2014'te bir patlak vermişti. Türkiye'nin çok yoğun girişimiyle kontrol altına alınmıştı. Çocuk felci yeniden kendini gösterdi. Ateşkes anlaşmaları, çözüm çabaları, müzakereler derken Suriye'de çok önemli ve tehlikeli bir gelişme yaşandı. Çocuk felci salgını ortladı. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Kuruluşa göre durum çok ciddi. Dünya Sağlık Örgütü Suriye'de çocuk felci vakalarını 2 hafta önce duyurdu. Aradan geçen zamanda 15 vaka daha tespit edildi. Durumun vehametini şöyle anlatmak mümkün. Bir çocuğun bu hastalıktan dolayı felç olması demek, bu virüsün ortalama 200 çocuğa bulaşmış olması anlamına geliyor. Ve Mart ayından bu yana en az 17 çocuk felçli kaldı. Yeni vakaların biri hariç hepsi ülkenin doğusundaki Mayadin ilçesi ve çevresinde görüldü. Bu bölge büyük oranda DEAŞ'lı teröristlerin elinde. Diğer vakada DEAŞ kontrolündeki Rakka'da tespit edildi. Bu bölgelerde aşılama yapılamıyor. Suriye'de iç savaştan sonra çocuk felci vakaları görülmeye başlanmıştı. Ancak alınan önlemlerle virüs yenilmişti. Ülkede en son 2014'te çocuk felci vakasına rastlanmıştı. Katar krizinden ilginç bir haberle devam edeceğim. Farklı bir boyut. Ablukalar falan başlayınca tabii Katarlı Bedevi aşiretleri develeriyle beraber Suudi Arabistan topraklarında kalmışlardı. Neyse, yaklaşık 15 günlük bir mücadeleden sonra develerini Katar'a taşıyabildiler. Arap dünyasının ve çöllerin olmazsa olması develer. Katar'la diğer körfez ülkeleri arasındaki kriz onları da vurdu. Katarlı Bedevi aşiretler kış aylarında develerini Suudi Arabistan çöllerinde tutuyor. Burada besleyip eğiterek koşu müsabakalarına ve güzellik yarışlarını hazırlıyorlar. Ödül kazanan develerin değeri ise bir anda yüz binlerce dolara çıkıyor. Kriz 5 Haziran'da patlak verdiğinde Suudi Arabistan'daki Katar vatandaşlarının 2 hafta içinde ülkeyi terk etmesi istendi. İnsanlar çıktı ama develer Suudi Arabistan'da mahsur kaldı.
Aşiretler develerini sonunda teslim aldı ama mağdur olduklarını söylüyorlar. Birçok devenin bu sırada telef olmasından dolayı Suudi Arabistan'dan şikayetçiler. حصلنا ضرر هناك في السعودية وحصلنا زحمة حلال ولا ترتيب. Allah yehdihum. Bedevilerin günlük yaşamında sınırların pek de önemi yok. Develerini gütmek için çöl bölgelerinde ülkeler arasında sık sık gidip geliyorlar. Katar krizi başladığında bütün beklenti Katar emirliği içinde bir görev değişimi olup olmayacağıydı ama Türkiye'nin Katar'ın arkasında dik durması hem ablukanın işe yaramamasına hem de Katar'da istikrarın devam etmesine neden oldu. Ama bir başka iddia daha vardı. Bunu ben Star'daki köşemde de aktarmıştım. O da Suudi Arabistan'daki taht kavgası. O doğru çıktı. Katar krizi sürerken çok dikkat çekici bir gelişme oldu. Krizi başlatan Suudi Arabistan'da bu krizin mimarı olan kişi tahtın bir numaralı varisi oldu. Prens Muhammed bin Selman artık geleceğin kral adayı. Prens Muhammed 31 yaşında, Kral Selman'ın oğlu, ayrıca ülkenin savunma bakanı. Salı akşamına kadar taht sırasında ikinciydi. Önünde Veliaht Prens Muhammed bin Naif vardı. Bin Naif, Kral Selman'ın iki yeğeniydi, ayrıca İçişleri Bakanı'ydı. Veliahtlığı kaybetmesinin yanı sıra bakanlıktan da oldu. Sadakat Konseyi karar verdi. Yeni Veliaht Prens Savunma Bakanlığı görevini koruyacak. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki iç savaşa müdahalesinden de sorumlu. Ayrıca Katar krizinin mimarı olduğu biliniyor. Bu önemli değişim bazı kesimler tarafından dış destekli saray darbesi diye niteleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Ayrıca hakkında yakın geçmişte bir başka iddia ortaya atılmıştı. Veliaht Prensi devirip tahtın birinci adayı olmak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan da destek aldığı öne sürülmüştü. Aslında bu değişim Katar krizinin sonunun yaklaştığına işaret ediyor da olabilir. Ama yakın geçmişte yaşanan bir başka değişimle birlikte okumak gerekli. Katar'ın Amerika'dan milyarlarca dolarlık savaş uçağı alma kararıyla. Kriz çıkmadan önce Trump ve Katar emiri Suudi Arabistan'da görüşmüştü. O zaman Trump silah satışından bahsetmiş ama Katar buna yanaşmamıştı. And one of the things that we will discuss is the purchase of lots of beautiful military equipment. Bir başka iddia da Katar'dan sonra sırada Pakistan'ın olduğu yönündeydi. O iddiayı doğrulayan gelişmeler de var. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Pakistan'a yönelik sert tedbirler almaya hazırlanıyor. Kararın gerekçesi Afganistan'daki terörist saldırıları düzenleyen militanların bu ülkeye Pakistan'dan geçtikleri iddiası. Yardımları kısma ve diplomatik ilişki seviyesini düşürme gibi seçenekler masada. Önce meteorolojik gelişmeyi vereyim. Biliyorsunuz Dünya Meteoroloji Örgütü dünyada büyük bir sıcak hava akını olduğunu dün duyurmuştu ve Türkiye'ye de yakında gelmesi beklenen bu hava akımı Batı Avrupa'da ani olarak ortaya çıkan 36 derecelik sıcaklıkla kendini gösterdi. Batı Avrupa yazı iliklerine kadar yaşıyor. Burası Fransa'nın başkenti Paris. Güneş artık kendini saklamıyor. Hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Fransızlar ve Paris'i ziyaret eden turistler güzel havanın tadını çıkarıyor. Çoğunlukla gölgelerde ve süs havuzlarında vakit geçiriyorlar. Hallerinden memnunlar. Burası ise Almanya'nın Frankfurt kenti. Hava sıcaklığı 36 derece. Genelde serin havaya alışık olan Almanlar güneşi görünce kendilerini dışarı attı. Parklar, bahçeler, nehir kenarları doldu. Sıcak hava dalgası hafta boyunca etkili olacak. Sıcak havanın keyif değil, zorluk olduğu yerler de var. Portekiz gibi günlerdir süren orman yangınında 60'tan fazla kişi öldü, on binlerce hektar küle döndü.
Sıcak ve kuru hava yangında mücadeleyi zorlaştırdı. Buna rağmen alevler %95 oranında kontrol altına alındı ancak felaket hala sürüyor. 28 dakika sonra 21 Haziran'ı geride bırakacağız. Aynı zamanda bu yılın en uzun gününü geride bırakmamız anlamına geliyor. İngiltere'de o gelenek devam etti. Yani en uzun günü İngilizler ve turistler ünlü Stonehenge'de andılar. Geleneği bozmadılar. 21 Haziran'da yani yılın en uzun gününün sabahında orada toplandılar. Güneşin doğuşunu birlikte karşıladılar. İngiltere'deki dünyaca ünlü antik yapı Stonehenge burası. Her yıl 4 günlük kamplarla en uzun gün festivalleri düzenleniyor. Bu yıl da öyle oldu. Resmi açıklamaya göre tam 13 bin kişi toplandı. Güneşin yılın en uzun gününe doğuşunu birlikte karşıladılar. Kimi yoga yaptı, kimi dua etti, kimi sadece etrafta gezindi. Stonehenge her yıl on binlerce turist çekiyor. Antik taş yapının geçmişi 2000 yıldan daha eskiye dayanıyor. Çok eskiden dini bir merkez olarak kullanıldığı düşünülüyor. Şurayı o kadar güzel anlatıyorlar da biz şu Göbekli Tepe'yi bir dünyaya tanıtamadık doğru düzgün. Onu da üzüntüyle ifade edeyim. 8500 yıllık bir ibadethane. Efendim sıradaki haber keyifli. Yeliz Temiz 23 yaşında doğuştan görme engelli. Eşi de %30 görebiliyor. Ama bu durum onların bebek sahibi olmasına engel olmadı. Belki çocuklarının yüzünü bir tanesi hiç görmeyecek, öbürü öyle böyle görecek ama mutluluklar o bebekle daha da arttı. Yüzünü ayırt edemiyorum ama ben kızımı nasıl hayal edersem öyle. Dünyanın en güzel şeyi benim için şu anda. Göremiyor ama hissediyor yavrusunu. Belki de hiçbir zamanda göremeyecek. Evet. Sıcaklığını, nefesini, sesini, tenini, kokusunu hissetmek daha başka bir mutluluk. Karanlık dünyalarını aydınlatan bebeklerini böyle anlatıyor görme engelli anne. Öylesine mutlular ki kelimeler yetmiyor. Yeliz Temiz 23 yaşında doğuştan görme engeli var. En büyük hayali ise bir bebek sahibi olmaktı ki oldu. Tuğba bebek dünyaya geldi. Ultrason görüntülerini göremediği için 3D teknolojisiyle işte bu makette hissediyordu bebeğini. Şimdi ise kucağında. Anne karnındaki halini haline dokunmak bambaşka bir şeydi. Gerçekten kucağıma almışım hissini verdi. Şükür kokusuna da sahibim, sesini de duyabiliyorum. Güzel bir mutluluk. Doğum sezaryenle gerçekleşti. Tuğba bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebek 3,5 kilo, 51 santim boyutlarında gayet sağlıklı dünyaya geldi. Ameliyatında, operasyonunda herhangi bir sıkıntı olmadı. Doğumdan sonra göz muayenesi de yapıldı. İlk etapta muayenede bir sıkıntı yok. İlerleyen günlerde daha ayrıntılı muayenesi olacak. Baba Tekin Temiz de görme engelli. Sadece %30 görebiliyor. O da yavrusunu kucağına aldığı için çok mutlu. İlk defa baba oluyorum. Gerçekten maçetiyle heyecanlanmıştık. Çok duygulanmıştık ama kendisi teni, kokusu, sıcaklığı ayrı bir duygu. Mis gibi. Evet. Nasıl bakacaksınız bundan sonra, sizi neler bekliyor? Beni zor bir süreç bekliyor ama azmin önünde hiçbir şey durmuyor. Kızıma elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Allah uzun ömür versin. Gerçekten de çok da güzel bir bebek gördüğüm kadarıyla. Bereketiyle huzurlu bir hayatı olsun. Efendim birçok ünlü edebiyatçı, şair, devlet adamı, siyasetçi oradan geldi geçti esasında. 4 asırlık bir cezaevinden söz ediyoruz. Sinop cezaevi. O artık bir müze ve turistleri bekliyor. Ki
kimler kalmadı ki? Sabahattin Ali'den Refik Halit Kara'ya, Ruhi Sudan Burhan Fele'ye. Birçok ünlü ismin hatırası bu duvarlarda. 430 yıldır on binlerce mahkum bu hapishanede gün saydı. O tarihi cezaevi artık müzeye çevrildi. Aşılmaz duvarlarıyla bilinen Amerikan hapishanesine atfen Anadolu'nun Alcatraz'ı olarak tanındı Sinop cezaevi. Sebahattin Ali Unutulmaz, Aldırma Gönüllü Aldırma şiirini burada yazdı. Evliya Çelebi'nin anlattığı korkunç halinden eser kalmadı. Sinop cezaevi 1997'den bu yana her yıl 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Sizi Osman Unutmaz ile tanıştırayım. O bir bakır ustası, bakırcı. Ama onu öne çıkaran noktalardan biri Diriliş Ertuğrul dizisinin bütün o silah ve miğfer, zırh gibi unsurlarını yapan usta olması. Her bölümü reyting rekorları kırdı. Tüm detayları gibi zırh ve miğferleri de göz doldurdu. Hepsi bir ustanın, 54 yaşındaki Osman Unutmaz'ın elinden çıktı. Bakırcı ustası yıllarca İstanbul Kapalı Çarşı'da çalıştı. 2005 yılındaysa memleketi Tokat'a döndü. Bir arkadaşının vasıtasıyla da Diriliş Ertuğrul dizisi için zırh ve miğfer yapmaya başladı. Bu tarihi dizi film çekenlere işte yapıyor, sipariş geldikse yapıyor zamanla. Yaptığı iş ise hayli meşakkatli. Bir miğfer işte tam bitmesi tam... Bir hafta 10 günümüzü alıyor yani. Geleneksel bakır sanatının son ustalarından Unutmaz'a çok sayıda talep geliyor. Sanatına yönelik ilginin fazlalığı usta bakırcı Unutmaz'ı mutlu ediyor. Sanatı adına geleceğe umutla bakmasına neden oluyor. Efendim, Bolu'da henüz 11 yaşlarında bir çocuğun araba kullandığını görenler polise hemen uyardı. Polis o çocuğu akaryakıt istasyonunda yakaladı. Sonrasında ise hem çocuk hem de ailesi polise adeta çıldırttı. ...11 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, polisi çıldırttı. O arabayı patlattı. Evlenme arabayı burada patlattı. Bolu'da bir çocuğun plakası olmayan hurda bir araçla trafiği tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Küçük çocuk bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Hem o küçük çocuk hem de haberi alıp akaryakıt istasyonuna gelen ailesi polisleri engellemek için elinden geleni yaptı. Hatta bir ara çocuk sürücü Eren kaçmaya çalıştı. Abi bıraksana! Kaçış uzun sürmedi. Polis Eren'i yakaladı. Tekrar akaryakıt istasyonuna getirdi ancak çocuk olduğu için kelepçe vurulamadı. Eren'i zapt etmek de kolay olmadı. Polisler evrak üzerinde işlem yaparken de çocuk şoför bu kez babasının arabasını kapıp kaçmaya çalıştı. Aracın peşine takılan polis ekipleri tüm ihtarlara rağmen durmayan otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurabildi. Çocuk araba kullanıyor ya. Çocuk arabası araba kullanacak. Polis aileyi işlem yapmak üzere karakola götürdü. Kimliğini verdiler. Kimliği verdiler. Bence o çocuğa hemen el koysunlar bir. Eğer el koymazlarsa o çocuk 7-8 yıl sonra farklı bir şekilde çıkar karşımıza. Onu da söyleyeyim, aile çocuğa sahip çıkamıyor. Efendim, Kütahya'da ilginç bir olay var. Vatandaşın cevvalliği söz konusu. Markete giren hırsız elinde bıçak vardı. Her şeyin kolay gideceğini zannediyordu. Kasayı aldı, kaçacaktı ama hızlı davranan vatandaş kapıyı kilitlemişti bile.
Elinde bıçakla markete girdi, kasayı alıp kaçacaktı ama vatandaşı hesaba katmadı, kıskıvrak yakalandı. Olay Kütahya'da meydana geldi. Yunus Emre mahallesinde bir markete gelen Özkan G, kasiyeri bıçakla tehdit etti, kasadaki paraları istedi. Kasiyer direndi. Eli bıçaklı soyguncuyla biri kadın iki market çalışanı arasında arbede yaşandı. O soyguncu yakalanacağını anladı, kaçmaya çalıştı ama market çalışanları çetin ceviz çıktı. Yoldan geçerken arbedeyi gören bir vatandaş koşarak yardım çağırdı. Kapısı dışarıdan tutuldu. Kaçması engellenen soyguncu kapının açılmasını isteyip tehdit etti. Vatandaş hiç umursamadı. Market kapısı oldu kale kapısı. Sinirlenen Özkan G. elindeki kasayı yere atıp parçaladı, içindeki paraları aldı. Belli ki hala kaçarım diye düşünüyordu. Olayı gören geldi kapıya, bir omuzda onlar verdi. Adeta kapana kısılan soyguncu eline aldığı tabureyle kapının camına vurdu da vurdu. O vurdu, vatandaş daha da direndi. Kırılan camlardan eli kesilen Özkan G. için malum son geldi. Polis geldi, yakalanı tutuklandı. Ya gömlekle tank durdurmuş millet. Hırsızı yakalamaz mı? Efendim, Fatsa'da dolmuş bekleyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yol kenarında dolmuş bekliyordu, canından oldu. Ordu Fas'ta Sinan Bey'in kullandığı otomobil Osman Şey yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan Osman Şey'in otomobili yolun sağında dolmuş bekleyen Fatma Yüksek Yıldız'a çarptı. Ağır yaralanan 61 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olup bitense bir başka aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hatay Arsuz sahilleri, vatandaşlar sahile vuran 12 metrelik beyaz balinayı ölü buldular. ...12 metrelik beyaz balina kıyıya vurdu. Hatay Arsuz'da vatandaşlar sahilde ölü balinayı gördü. O balina çürümüş, kötü kokular geliyordu. Durum polise bildirildi. Gelen ekipte durumu Sahil Güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine aktardı. Balinaya bak, balinaya, canlı balina. Evet, canlı balina. Allah'ım çarptık, çarptık. Kıyıya vuran ispermeçet, kaşalot türü balinalar Akdeniz'de yaygın olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da bir balina balıkçı teknesine çarpmış, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Videoyu alıyorum. Balinaya bak, balinaya, canlı balina. Evet, canlı balina. Allah'ım çarptık, çarptık. Yetkililer rüzgar ve dalga nedeniyle uzun süre balinaya müdahale edemedi. Balina dalgaların durmasının ardından karaya çekildi. Sıradaki haberde insan-hayvan ilişkisiyle bağlantılı. Yani tornistan yapsanız o balina yaşamaya devam edecekti, sözüm balıkçılara. İstanbul trafiğinin en hızlı olduğu dakikalar bir köpek karşıdan karşıya geçmek için
D100 karayoluna atladı. Ne yazık ki bu çok sık olan bir şey. Bazen de çok tatsız bitiyor. Yolun ortasına kadar geldi esasında. Ancak o kadar hızlı geçiyor ki araçlar vızır vızır. Şoka girdi korkudan. İşte ilginç görüntüler. Araçlar vızır vızır geçiyor, o ise sanki donmuş gibi yolun ortasında öylesine bekliyordu. Araba çarptığını zannetmiyorum ama korkmuş, şok geçirmiş. İstanbul'un en işlek yollarından biri olan D100'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpek nedendir bilinmez daha fazla gidemedi ve olduğu yere çöktü. Habercilerin ihbarı üzerine önce polis ekipleri köpeği kurtarmak için yolu yavaşlattı. Tam belediye ekipleri çağrılacağı sırada devreye vicdanlı bir sürücü girdi. Önce köpeği sevdi, güven aşıladı, ardından da minibüse bindirdi. Gel oğlum, gel gel. Araba çarptığını zannetmiyorum. Korkmuş, şok geçirdi işte. Siz de durarak yardımcı olmak mı istediniz? Aynen. Şu 20 milyona yakın İstanbul'da ne tatlı insanlarımız vardır. Böyle işte durur, sever, okşar, köpeği alır, götürür, hayvan barınağına da teslim eder. Onu iş edinir İstanbullu. Hiç öyle bir kenarda bırakmaz. Tipik bir İstanbul öyküsü dinlediniz veya izlediniz. Efendim birazdan Zehra Küçük. Önce özet haberler, sonra gece raporunda sizlerle beraber olacak. Ve gece... Spor haberlerinin en aktif yayını 24 Spor gecesinde Haluk Yürekli, Gökhan Dinç hazırlar, bir de en son transfer haberleriyle karşınızda olacaklar. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.